Biraz aşağı gireyim. Ve savunmada ata. Şu an üzerine doğru bir anda baskı girecek. Gelen bir kaplan var. Ve kaplan içerisinden bu arada smoke'tan çıkan Saya player Moj üzerinde entry olarak başladı. Saat içerisinde gelen bir Nano sürüyle birlikte Mr. Flo'nun takası alıyor. Backside'de ata kaplan var. Çok iyi bir crossfire ama yine takaslar gelirken burada 2'ye 1 avantaj çıkan Foot Espor oldu ve son kanlı artık Munchkin olacak. 1-2 pozisyonda Kiwi var backside'da. Munchkin önce Kiwi gördü. Güzel nice bir tamam. Mr. Flo'nun takası. Bravo. 3 kill'le beraber. T1'da zaten genelde hızlı oynamayı seven bir takımında söylemek lazım. Şimdi yine tabanca round'una benzer bir round kurulumu var gibi görünüyor T1'da. Sadece Saya player şöyle bir kapı içerisinden double'dan bir entry arayışında var. Oraya uzaktan Moj kesiyor bir yandan. Yakındaki yeteneği hemen kırdı Saya player'ı ve oradan geri çekildi. Moj da One Way Simon'u kullanmaya devam edecek. Burada avantajlı pozisyonda. Fena A'da bir 300. Yok orada T1'da. Gayet bir tane Şerif, bir tane Ghost yatırımı var. Aimfight'a dikkat etmek lazım. Saya zaten takımın en keskin oyuncularından bir tanesi. O bölgenin en keskin oyuncularından bir tanesi zaten. Saya player kesinlikle öyle. Krax, o da bizim keskin oyuncularımızdan bir tanesi ve Munchkin'i yakalayarak başladı. Bu Bulldog'la şimdi karpe denemesini yapacak. Bıçağı kırmayı başardı. Bıçakla sünnet etti bir şey. Aynen öyle. Öyle bir bıçak attı ki Krax. Backside'dan rakibin gerçekten üzerinde patladı. Ve Kiwi de B'de maşallah oldukça agresif. Rakibimiz tekrar toparlanıp. Ambisto çok teşekkürler. Hoş geldin. Zannediyorum oyunu ortadan B'ye doğru götürecek. Saya player. Orta kapıyı kontrol altına almış durumda. Yapı çok yavaşlattı bu arada T1. Bir BCP taktiği yapacak gibi. Burada tabii özellikle B side savunmamız uzunda biraz daha kontrollü Kiwi sayesinde. Kiwi eğer uzunu vurursa kısa çok kolay olacak ama gelen bir rolda shoulder pick'ten infoyu aldı. Ay. Harika başta uzamamış tabii. 3 oyuncu birden sıkınca daha fazla defa oldu. Yalnız Kiwi'nin pozisyonu biliniyor. Kiwi hemen kendini garantiye almak zorunda. Oradaki perde biraz şimdi oradan, biraz derdi o. Kiwi'nin ölmemesi lazım. Kiwi'nin en azından bir anda döndü ama Zeta bir headshot daha var. Round 3 vs 3'e geldi. Ya neyse ki kapalı plant marshalları var çünkü uzak mesafede. Biraz sıkıntı yaratabilirdi. İki establish'ı görüyorum Viper'dan. Saya player'ın headshot'ı bir tane olsun. İki tane vurdu. Clutch anı. Krax bu clutch'ı yapabilecek mi? Saya player'ı da şu anda Krax'ı vurmayı başarıyor. Kiwi'ye bir. Lan winnable lan. Gelecek establish'ları kullanılacak ama İsabetli de değil aslında. Lan köşeden. Helal. Nice oğlum. Bravo bravo aldı değil mi? Nice. Özellikle hızlıca bir B uzun başlangıçları var. Smoke'tan yürüyecek Saya player var. Moş. Birkaç mermi gönderdi smoke'lardan. Sert oyun. Ciddi bir hasar yok. Hemen kaplanla beraber de alan genişletildi. Bir can tazeleme de giriyor. Takım arkadaşı da hızlıca karpeden. Bu arada Saya player. Bir headshot yedi. 26 canlı beraber site'da. Site kontrolünü aldılar. Bir yandan can tazeleme devam ediyor karpe. Helal Krax, çok önemli kill. Rakibini buldu. Bu kill oldukça önemli bizim için. Harbor'ları olmayacak artık ve retake bak bak kuşluyor kuşluyor olayım biliyorsun. Biliyorsun. 69 canlı devam biliyorsun. Zeta yakında pozisyon hayır almayı tercih etti. Atılan bir tane flash var. Zeta açıyı açacak mı arkadaşlar? Arkadan destek çok güzel. Ama Zeta'yı yakaladık Mr. Fallen'den. Harika bir iş ve Munchkin PK alıyor. Çok güzel. Ay ay ay. Moj'un headshot'ı var. Tek kaldı Saya player. Bire 4 oyuncu yap. Mr. Hocam, Fallen yok ediyor. Çok güzel. Bizim için gayet güzel bir başlangıç oldu. Kiwi deşi var. Atılan bir tane kaplan Kiwi'nin yerini tespit etmiş oldular ve yakına kadar yerleştiler. Tabii ki bizden farklı bir kompozisyonları var. Harbor'dan dolayı Saya player. Uçaklarından bir tanesini harcıyor. Kiwi durumun farkında. Yakında oynayacak olan oyuncumuz bu aşamada Moş. Gelen perdenin önünden çıktı. Saya player'ı yakalayabilir mi? Bir tane skoru var Kiwi ile birlikte. Olur. Ardından Saya player'ı vururken ban. Geldi ve Kiwi'yi yakaladı. Bu da onların üstün olduğu an. Vurur, evet, vurur, Fallen vurur. Dan şu an plant alacak ama o nasıl headshot lan? Fallen'e hasar da verdi Wallbank'te karışık. Atakaptan elinde yetenek varken yakalanıyor. 3'e 1 pozisyonda Mr. Fallen kaldı. Heee. Biraz hasar verildiği de biliniyor rakibin üzerine doğru Mr. Fallen tarafında. Saya player. Çeviri oldukça uzun. Biraz tehlikeli bir oyuncu galiba. Silahlarıyla beraber de Mr. Fallen'in karşısında Munchkin vardı. Mr. Fallen'den bir kill yok var. Mu? Fallen. Ama canı görüyorsun. Asla yani bitmedi belki ama çok da hayatta değil gibi. Enter. Allah bir de kaplan kullanılıyor karpe tarafından ve drone yine oyuncularımızı biraz hocam bu oyun taktiği biraz Loud'a benzettim ben T1'ın. Loud da Pearl'ü genelde böyle oynuyor ya. Sürekli böyle B'ye hızlı oyun kurup. Evet kaynama noktası gerçekten. Tabii Harbor'ı falan da iyi kullanıyorlar. Ve biz de ulti bırakmak durumunda kaldık. Tecit kullanıyoruz şimdi. Direkt side tarafı atan Tecit rakibi biraz geliktirecek ama yani orada hocam, tabii inden çıkacak mı? İş yapmaz mı gibi ama sanki biraz daha ileri atsaydık ya. Çıkmamayı tercih etti. Şu an duvara doğru çekiliyor.
Hemen takım arkadaşları gelecek. Kivi'den gelen bir kill var. Karpe. Hemen takatalı Kivi bir tane daha vurdu. Karpe. Ne Karpe? Karpe iki tane yakaladı. Ve Kivi tek başına orada site içerisindeydi. Ve son kalan artık Moj olacak. 1-2. Winnable. Ama tabii, zaman yok ya. Şu an silahın yeri infosu belli olmasın diye. Karpe bir tane flash bıraktı. Moj'un canı çok az. Ve o da Spray'le beraber birebir yakaladı ve yakalayabilir mi diye baktım sahipleri ama sahipleri bir kez daha işin. Artık bir yarım round'a düşüyoruz. Kivi'nin ellerinde yine de bir vandal olacak. Özellikle Atakaptan ultisi var Brim'le birlikte. Yani round biraz alınabilir gibi durursa bu ultiyle beraber fark yaratıyor. Aynı şekilde Moj'da. Ama biz tabii BVK'nin içerisinde 4 tanınca B'ye yerleşmiş durumdayız. Ve oyun temposu yavaşladıktan sonra artık B'de pek bir hareket görmeyince A'ya dönüyoruz ama bu sırada A'ya girecekler. Burak bakacağım maçtan sonra. Teşekkür ederim. Ettikten sonra alt tarafa doğru da takım arkadaşı gelince rahatlıkla A'ya doğru yerleşiyorlar. Nanosuri gönderildi. Ben burada biraz hata alacak. İyi hasar. Hasar alacak ve 78 canla beraber çıktı. Fena bir hasar değil ama rahatlıkla postpente yerleştiler artık. Evet ve Atakaptan klasikte oynuyor. Arkadaşı için operatör parası bıraktı zannediyorum. Ultisi var. Round'da iddialı olabilir miyiz? Yakınca oyuncuyu düşürdük yerden silah da alacağız. Mr. Fallen harika bir iş başardı. Zincir power. Bir ismi Miss Rush. Ama ters ayakta. Aa yakaladı. Yapma. Ama Munchkin. Ulan almıştı kili. Önünde bir tane smoke var artık. Flash. Krax. İkili çıkacak. Krax'ın flash'ı yok muydu? Genel iki oyuncumuzdan bir tanesi kili aldı. Ultiyi bıçakla kırıyor şu anda. Bir dakika. Süre gitilenirken. Burada Atakaptan ultiyi çıkardı elinden ve Atakaptan harika bir iş başarmış olabilir. Full'e gitmeye çalışacağız. Atavur. Başaramadık. Yakında iyi denemeydi ama. Oğlum nasıl bir... Nereye gösterirlerse oraya geliyorlar şu ana kadar. Saya player. Burada orbalanıyor. Ben'in ultisi eğer plant alırsa bu round'da da kullanılabilir hale gelecek. Back, ve işte perde yaptı sayıları içeri girmeye çalışıyor. 36 canda destek lazım. Bu desteği güzel, bulmak güzel da lazım. Çünkü güçlük çekti Mr. Fallen ama neyse ki Atakaptan yakmış Karpi'yi. Üstünlük bizde. Ve kurdu, Ben baba. Şimdi plant'ı alıyor. Ultisi gelecek. Takımını bu ultiyle rahatlatacaktır. Evet direkt gönderdi bu arada kaynama noktasını ve backside tarafına doğru bir de üzerine kill aldı. Yani bu arada Kivi'ye yakın mesafe atıldı. Abi hayır. Tam da 31 can. Benle beraber kimler geliyor? Benim sadece bir Moş. Canı var. 31 canı var Moş. Yavaş gelecek. Ben orada nice oğlum. Clash bakarı. Bravo operatörü de aldı. Rakibini buldu. Güzel güzel güzel. Clash'ta kazandırır takımına böylece. Açtı skopu yakın bakmaya çalışıyor. Şimdi tekrar düzeltecek. Bu tarete sonuna kadar kendisini göstermedi ve bu peak'in bir an önce gelmesi lazım. Perde açılıyor. Peak geldi ama kaçırdı. Tekrar burada kalmayı tercih etti. Atılan bir tane eyvah, nice. Deşik kullandırdılar. Kivi'ye ve geriye doğru yaslamayı da başardılar. Site'ın içerisinde aynı zamanda Krax'ın olduğunu hatırlatmak lazım. Çok güzel ki. Yakaladı Karpi'yi oldukça önemli bir skor ardından Krax'a bakacak işler. Nice oğlum Krax. Bir tane daha lan. İlk skor aldı arkadan gelen Sayı player yakalıyor belki Kivi ama hala Krax. Çok güzel aldı. Çok güzel. Kadir gibi Site'ın içerisinde ve Sayı player'e dikkat. Sayı player'e dikkat. Yardım lazım. Smoke arkasında şimdi Sayı player yürümeye devam edecek. Bu smoke yalnız Sayı'ya yaramış olabilir. Böylece main tarafına dolanabilecek bir pillar arkasında Mr. Fallen var. Onu gördü yakın mesafe. Krax'ı biliyor ama tam olarak bilmiyor nerede olduğunu. Smoke'dan yürüyecek nice. Ve Krax! Çok güzel ki. Ekolardı. Ama olsun yani güzeldi. Fazla kill vermedik. Ama 3 oyunda izleyeceğim mi ona göre nargile yapacağım. Evet, düşünüyorum izlemeyi. Daha rahat oynuyor ama şimdi tabii Smoke'dan dolayı biraz tedirgin acaba geçti mi oyuncular diye. Şimdi ekran arkasında rakibini gördü. Son maç gerçi gece 4'tü ama. Gerçekten biraz riskli pozisyonda Kivi. Geç uyandığım için çıktı. İzleyebilirim. Maç olarak beklemiyor olabilir rakibi ama tabii bir flick atması gerekecek Kivi'nin burada veya kaçması gerekecek. Deşi de açık değil. Rakibi birazdan onu çift görebilir. Açma, çift açma. Yakın mesafe aşağı inerken yakalabilir. Vurur vurur Kivi ısrar etti fakat başarılı değil. Orada Mr. Fallen sayı yakaladı. Taktik aslında alt tarafında Moj'dan gelen güzel bir yine tamam, 4 kişi orada yardımı var. Moj bir tane de asit havuzu kullandı. Yalnız Ben oradan güzel bir şekilde yürüdü. Asit havuzu elindeyken yakalayabilir rakibini. Ben yakalamış durumda. Spike şimdi alacak. Bombayı aldılar B bomboş. Zaman var döndürmek için. 40 saniye ve Ben burada tedirgin. Üzerine birisi gelir mi acaba diye düşünüyor. Spike buradayken neden buraya hiç yönelmedik? Bu da tabii ki bizim biraz hatamız oldu. Moj'a yardım edemiyoruz. Moj da dikkatinden kaçırdı ve K'yi kaybettiğini biliyoruz. Aynen öyle. O yüzden çok geriden başlayacağız tabii. Zeta onlar da iyi bari çok CT'yi almamış. Ben'i aldıracaklar muhtemelen ve bu VS önemli. Bu VS önemli. Falling. Aa timing. Tam çıkarken. Abi inanılmaz. Mr. Falling gördü ama şans o ki tetiği çektiğinde rakibimiz kurtulabildi. Köşeyi son anda döndü ve
Artık bir oyuncumuzun yeri belli. Krax elinde flash var, patlayıcısı var. Bunları nasıl kullanacak? Yetenek kullanamıyorlar. K ultisinden ötürü ve Ben arkadaşıyla çapı stage yapmak gayesinde. Ben kendini gösterdi. Güzel bir patlayıcı. Beni biliyoruz. Ata kaptan. Harika vurdu. Munchkin'e dikkat. Munchkin'e dikkat. Burada helal lan Ata kaptan be. Daha da iyi. İki kilit bir performans. Oğlum ilk vuruş neydi Ata kaptanın? Savunma tarafında iyi başladık. Sayı player kendini yeri biraz daha iyi gösterecek mi? İlk önce kaplan geldi ve ekibi de dişini kullanmayı tercih etti ama sayı player'a dikkat. Yardım lazım. O da çılgın davranmadı. Normalde bu tarz pozisyonlarda aniden dash kullanmayı seven bir oyuncu ve Krax bilgi almaya çalışıyor. Önümüze perde açtılar. Bir basic'li tavası yaratıldı ancak buna nasıl reaksiyon göstereceğiz? Hali hazırda 3 base, bir oyuncumuz da rotasyonda yakın. Herkivi şimdi infoyu aldı. Hatta ciddi görünce daha pasif pozisyona geçecektir. Moj yakın mesafe. Krax'la beraber uzunu kısaltınca hiçbir şey kalmadı artık. Uzun tarafında çok güzel Moj. Var. Smoke arkasına kill vermeyin oğlum. Vurun oğlum. T1'ın içindeki Krax'ın smoke arkası gelen bir açıltıyla beraber. Ben kaldı tek başına. Elinde bir şey var. Geriye doğru çıkmaya çalışacak. Outside'da sadece Mr. Fallen. O da uzun tarafında savunmada. Art tarafında bolca yeteneği var Mr. Fallen'in. Rakibinin yaklaştığını rahatlıkla öğrenecek. Buraya Liquid Loud'u yenebilir mi? Bu da planti bile zor haline vallahi getiriyor. Valla Loud'da inanılmaz bir performans düşüklüğü var. Modun üstünde de yine çok net bir round test var. Ama ulti'lerimiz de geldi. Liquid'in yeneceği kadar mı? Yani pek zannetmiyorum. Burada hemen Tavalyan botla birlikte de yani, Ben'in yeri anlaşılmış oldu. Ben Liquid'in Navi'ye inmesine şaşırdım. Kiwi şu an lurk'e gidiyor rakibinin spawnundan gelip. Gelen bir dalga var. Ben böylece onun içerisinden plant almaya çalışabilir. Ama Mr. Fallen çok yakın. Hemen bir molly kullandı Ata kaptan saat içerisinde. 12-11 saniye ben birazdan rakiplerin üzerine koşmaya çalışacak ama vurmaya da biliriz belki de. Abi hiç belli olmuyor ya. Gerçekten yani o tarz böyle birbirine yakın takımların kullanacaklar. Ve Krax saygın içerisinde geldi. Bıçağını henüz kullanmadı Krax. Kaynama noktası atıldı, geriye doğru çıkıyoruz. Post plantimize güvenmeye çalışacağız. Biraz hasar var sayı player üzerinde ama kayda değer değil. Yani İstüyenler de geldi Karpe'den. Bu da savunmanın yerlerini biraz daha anlatmaya çalışacak. Bu arada Munchkin nereye atayım derken Mojdan güzel kill. Bu arada Mojdan gelen bir Karpe skoru var. Fakat açılan bir Viper ini. Bu da çok kritik olacak. Ne oluyor oğlum, neler atıldı amına koyayım. Karşıki tecritler de geldi. Ulti çöreni şeklinde geçiyor şu an round. Neredeyse iki benim taraftan yandı. Da. Zeta bu arada geri çıkmaya çalışacak. Çıkabilecek mi diye bakıyorum. Şimdi tecritle beraber round başlayacak. Brim ultisi geldi. Uzun tarafa doğru temizlemeye çalıştı. Side'de sayı player var. Bir tane kill çıkardı. Nice. Ama Krax'tan hemen takas geldi. Gelen bir smoke içerisinden yine oturmaya çalışacağız ama biraz zor fakat Munchkin'den gelen skor var. Zeta bir tane daha vurunca 2v2 pozisyon. Ve şimdi Krax bıçaklarla operatörle oynamaya çalışıyor. Çok güzel. Yakaladı ilk rakibini, diğerini vurabilir mi? Tek başına kaldı aldı Krax. Kadar. Yarıya kadar alıyor şu aldı anda. Ki. Full aldı ki. LOL. Ama yetişemedi. Atalar Üsküdar'ı geçti. Burana da bir tane oskop. Tık. Güzel güzel. 10 numara rağmen. Karpi hemen bir alt tarafına doğru hareketlenecek. Kiwi perde arkası. Harika bir shot. Kiwi. Şova döktü. Beynini deldi. Birazdı şimdi. Kiwi pozisyon değiştirecek tabii ki, gezmeyi de seven bir oyuncu. Evet. Ama hücumun ağa gelme konusunda herhangi bir tereddütü yok gibi rakibimiz. Dediğimiz gibi ısrarcı Ben bu da şans eseri yakalıyor Krax'ı. Yerden de rifle aldı bir an için Kiwi. Operatörle devam etme kararı geliyor Ata kaptan. Yakında kalmayı tercih etti. Site'tan çıkmadı ve buraya atılan yetenekler var. Ata kaptanın dikkatli olması lazım maalesef. Dövdüler adamı. Ezber bir wallbang getirdik. Burada yakalayabilirdi rakibini Kiwi. Ama maalesef ki bu oğlum. Vuruş kaçıyor. 3v3. Round hala bizim için kazanılabilir bir halde. Eyvah. Harika bir vuruş gerçekten. Site'ın arkasında iki oyuncumuz var. Bunun da farkında T1. A'ya odaklandılar. Dönmüyorlar. İlk skor geldi. 2v2. Geçişte Moj. Çok güzel bir cross. Çok güzel. Karpe'yi yakaladı. Ardından dönü Munchkin. Moj birebir. Clutch bakanı clutch anında hayatta. Moj vermez ki. 41 canda şu anda. 4 mermiyle Munchkin. Bakalım neyi hedefliyor Moj. Dolanmayı tercih etti ve arttan çok mantıklı. Hatta bombaya yetişir mi? Munchkin'in hareketi oldukça önemli. Munchkin beklemeyi tercih ediyor. 20 saniye. Moş ne yapıyor oğlum Munchkin? Munchkin'de CT'ye yaklaştı. Zamanı yok yalnız bu kadar. Daha spike alması lazım. 15 saniye kaldı. Rakibin yakın olduğunu düşündü. Şimdi verdi, koşacak. Çok güzel. Koşunca rakibinin nerede olduğunu artık Mojo öğrenmiş durumda. Bir vs bir pozisyon. Bir fake daha attı. Bir fake için daha süresi yok yalnız. Ya oturacak. Oturdu. Geldi. Artık. Geldi Moj. Çok doğru hamleyle beraber Besat'e kadar geldi. Munchkin çıkmasını bekliyor. Moj. Aynen öyle. Aynen öyle. Bravo. Rakibini istediği yere yönlendirdi. İkinci yarıya gelirken ilk önce ortayı işlemeye başladı. Ve onlar da B'den açılmak istiyorlar sayı player'la. Kutu ne sevdiğim tezahüratı. Mojo'yu oynuyor. Taret A tarafına. Çok geride bu sebeple
onların açıldığını o kadar erken öğrenemeyeceğiz. Evet. Oyunun ağ olduğu konusunda net bir fikirleri var. Biraz ortadan işkilleniyorlar. Fakat ağ savunmasının kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Killjoy burada. Tarihi kıracağız. Güzel bir asit kullanıldı. Munchkin savaşı istiyor. Bir canla kaldı ama. Munchkin herkese vurdu. Bayağı hasar verdiler oyuncularımıza. Site'e girmek o kadar kolay değil. Kivi deşi attı. Site arkasını temizlemek lazım. Kivi ulaşmaya çalışıyor. Orada iki oyuncu çok var. Güzel. Bir tanesini yakaladı. Entry'nin on numara entry. On numara entry. Lent'i alabilmemiz lazım. Harbiden kullanılıyor. Yetenekler problem çıkartıyor. Arka yalnız hocam. Arkada. Hocam, arkaya bakan yok hocam. Yok, Mr. Falling Kill çıkardı. Kivi dikkatleri dağıtıyor. Bir can da sayı player. Bu kill alamasın. Kivi'nin onu vurabilmesi lazım. Üzerine iki ulan oyuncu be koşuyor. Loş arka tarafta Karpi'yi yakaladı. Kişi avantajı hala bizde. Yanıcı yok. Lineup yok. Ama plant artı açık şu anda. Remoş geri çıktılarla yakaladı sayı player'ı. Nice oğlum. İlkini çıkartıyor. Dikkat edelim. Sol yakında da bir hocam, tane var. B'de baskılı başlamak istedim. Tiron'a rahmet okumayacak mıyız hocam? Baskının üstesinden mükemmel bir şekilde geliyoruz. Harika taktık bu baskıdan. Manç gibi belki bir sırf onun ne düştü yok. Ama. 3v1. Yani 30 can. Hiçbir şey yapamaz. Bir şey bilmez. Silahı saklamayacaktır muhtemelen. Gelip kill almaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bulldog ve plant alıyoruz. Mojo bu plant'ı aldırdık. Sonraki roundda Viper ultimiz var. Herhalde bu inanılmaz ya. İlk bay roundda Tivan hadi siz LoL'den devam abicim. Hadi. Yani, yavaş dikkatli oynayıp büyük ihtimalle saate ulaşıp Viper'ini açacağız. Hadi Faker Maker hadi oğlum. Siz orada kurtarır hadi. Gidiyoruz. Munchkin dediğin gibi oynayacak burada. Bulldog da geldi. Kivi hemen kısaya yakınken uzunda iki tane oyuncumuz garanti pozisyonlarda. Burada bir oyuncu daha kaybetmemek lazım tabii. Çok sağlam bir rakibin bayına karşı oynamak için ve Kivi'den çok kaldıracağız bu oyunu. Hızlı bir oyun olacak gibi. Çok seri kullandık. Ya çok hızlı, çok seri gireceğiz. Orada bir nano sürü vardı hemen. Wow, wow, wow. Kivi 5 saniye içerisinde site'e girmiş durumda. Hemen turret de aldı bir yandan. Arta bakmaya devam ediyor. Site retake'de bu arada T1'da. Kaptan da girerken bayağı hasar almış durumda. Çukura doğru bakacak. Şöyle bir çekti. Peak geldi bu arada ve Munchkin bu peak'i çok iyi kullanıyor. Yalnız açılan bir Viper ini var. Yani yalnız Winnable ama 3vs5 durumdayız. Ya iki rifle oyuncumuz gitti. Sıkıntı evet, bu. Evet. Moj ultiyle bir kalver yapamaz mı ya? Deneme yapacak. Aynen öyle bu bir. Moj yakaladı Zeta'yı. Biraz da Wolbeck hasarı verilmişti Mr. Aynen öyle Moj. Harika yürüdü. İçeride müthiş ama biliyor ya. Biliyor eleman. Biliyor biliyor. Tekrar yürüme kararı gelecek mi? Sky arkada bu durumunda farkında zannediyorum. Aldı silahların bir de. Site arkasını harika çok bir şekilde. Çok güzel lan. Altına aldık Moj ikiledi. Round'un sonunda Munchkin'e dikkat. O da üçlüyor şu anda. 2v3 ve sahip player Moj'u yakaladı. Mr. Fallen'de sadece Ghost var. Bu round imkansız yakın ama Munchkin'i yakaladı ardından da sahip player geldi ve takası aldı. Bence çok iyi silah düşürdüler. Bonus round 3 tane silah düşürüldü abi. Daha ne olsun. Safhası için 3 kişi düşürmek. Neredeyse ardından da bu flash atıldı. Ve B tarafında olduğunu söylüyorlar. Maalesef sıfır noktası da çok ortaya düştüğü için kırdılar. Sahip player biraz agresif oynama niyetiyle. Açılır mı? Top midde tabii ki bir taret olduğu için şu an sadece kapıdan bakmakla yetiniyor. Öyle bakıyor. Ya burada B'deki tabii ulti küresini almak hiç kolay değil. Drop'taki title'ın Türkçesi ne oluyor? Yere bakan yürek yakanmış galiba. Burada aldırabiliriz Türkçesi. Ulti küresini. Mr. Fallen'e. Kili bir geçiş smoke attı. Tabii burada bir operatör beklemiyoruz rakipten. Onunla da alakalı biraz durum. Yani o çok önemli bu arada. Evet yani olsa çok büyük tehdit bizim için ama o da yok. Öyle ekonomileri yok. Oo, bu arada aldırdık. Çok rahat aldırdık Tecid için. Farkındalar. Ulti küresini dediğin gibi ona göre zaten bekliyorlar. Şimdi klasik bir Tecid geldi. B-side tarafını temizleyecek. Bu arada sayıya çıktı. Bir tane bıçak gönderdi. Ama geri çıkmak durumunda kalacak. Biz de son 5 saniye koşmaya başlayacağız. Bıçak da attı. Buradan o neydi? Çok geç kalmamak lazım. Evet Karpi'de bir tane flash var. Şimdi atılan teşhir sonrasında site bizim elimizde bir patlayıcıyı çıkışa gönderdi Krax. Kuramadık ve ardından da plant'e oturulması lazım. Dediğim gibi henüz oturamadık, yerleşmeye çalışıyoruz. Rahatsız edici yetenekler var. Bu yetenekleri de iyi aldık rakiplerden ve Krax şimdi okay. Onun içerisinde perdenin arkasında bu plant'i aldı ve site'e doğru kaçmaya çalışacak. Karpi yakına kadar geldi. Moş. Çok güzel oğlum. Yakıştırdaki bir Karpi'yi yakaladı. Üstünlük hala bizim elimizde. Tık. Ve çok iyi mükemmel bir crosslu ardından. Ay flash'a bak. MR'ını çekti beyin MR'ı. Ay 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 ay. Harika bir flash'ın ardından. Tomografi. Sırı dönemedi bile kimi belini kırdı Munchkin'in. Ve bir Futu Esports var. Krax yine B'ye doğru ilerleyeceğiz. İki tane flash'ı duruyor. Kivi'ye asist yapmaya çalışabilir. Kivi dash'ı harcamış değil henüz. Ortada tabii Killjoy yeteneklerinden bir tanesi var. Alarm bot söz konusu. Ve aynı zamanda en büyük tehdit bizim adımıza herhalde bu Judge. Site arkasına girmeyi tercih etmedik. Bu Judge'ı düşünecek miyiz? Kivi ilerler mi? Kaplan tarafından yakalandı. Ardından Karpi bir tane flash attı. Site'e girmeye çalışıyor. Bir istedik iki aldı ata kaptan. Umutan ya. Munchkin'le hiç boğuşmadan, didişmeden burada plant'i bile alacağız. Üzerine hocam giderken yanlışlıkla burada. Tecid. Hocam rahmet okur. Kötü bir hocam durum söz konusu Zeta. Ali Kivi yakaladı yani.
Site boş infosu gelmemeliydi. Yani hol tarafına hiç bakmadık ama dikkatli etmedik. Backside'a bakılmadan ignorlandı ya. Çeşit biraz geliştirdi ama çok büyük sorun yok. Uzak mesafe fight'a Atakap'tan güzel bir vuruş var. Fallen! Fallen! Bir clutch daha geldi be! Çok